LOL sürpriz bebeklerle oynamayı sever misiniz? O zaman bugünkü pratik bilgilerimiz tam size göre. Bebeğimizi yıkayalım, ona şık gözlükler yapalım, LOL sürpriz bebek mutfağında ona bir şeyler pişirelim ve komik pijamalar yapalım. Tüm bunları ve daha fazlasını yeni videomuzda izleyebilirsiniz. İlk pratik bilgi için bu boyutta bir kutu alalım. İçindekileri çıkaralım. Kapı yapmak için bir kısmını keselim. İçine plastik raflar yerleştirelim. Alt kısmına bir fenerin şeffaf parçalarını koyalım. Kutunun ağzına bir parça pembe kağıt yerleştirelim. Bu sıcaklık bilgisini gösteren ekran olacak. Buzdolabının arkasına küçük bir delik açalım. İçine pilli LED bir ampul yerleştirelim. Mini buzdolabımız artık mini dünyamızı aydınlatabilir. Buzdolabına etiket yapıştıralım. Gördüğünüz gibi buzdolabı LOL sürpriz bebek mutfağına çok yakıştı. Şimdi de yarım LOL sürpriz bebek kapsülüne ve bir vantuzun plastik kancasına ihtiyacımız var. Kancayı kapsülün içine yapıştıralım. Musluk olarak siyah ve beyaz düğmeler silikonlayalım. Küvetin altına iki ince boncuk yapıştıralım. Diğer kenarına da desenli kağıt yapıştıralım. Küvetin boşluklarına iki ahşap çubuk yerleştirelim. Üstüne de bir tane daha sabitleyelim. Bir parça turkuaz ip alalım ve iki örgü yapalım. Ütüleyelim ve örgüleri açalım. Dalgalı perdeler hazır. Bunları tutucuya asalım. Sonuç LOL sürpriz bebeğimiz için şirin bir küvet. Artık istediğimiz gibi yıkanabilir. Şimdi de plastik bir pipete ihtiyacımız var. Uzun ucunu keselim. Şimdi de küçük bir kaba ihtiyacımız var. Altını keselim ve içini beyaz boyayla kaplayalım. Başka bir şişeyi de pembeye boyayalım. Alt kısmını silikonla mühürleyelim. Etiket yapıştıralım. Bebeğimizin artık bir banyo ürünleri seti var. Çok şirinler. Bu fikir için eski bir havluya ihtiyacımız var. Bundan küçük bir dikdörtgen keselim. Boyutunu ayarlayalım. Bir kenarından ekstra kısmı çıkaralım. Sonuç dalgalı bir kesik. Üst kısmı silikonlayalım. Ucundan güzel bir yüzgeç keselim. Neredeyse hazır. Kuyruğunu ince yarım boncuklarla süsleyelim. LOL sürpriz bebeğiniz artık gerçek bir deniz kızı. Ve böyle sıcacık bir battaniye ile yatağında yatması çok hoş. Bir sonraki LOL sürpriz ürünü için renkli boncuklara, mukavvaya ve tele ihtiyacımız var. Mukavvayı renkli kağıtla kaplayalım. Kenarına bir damla yapıştırıcı uygulayalım ve telin ucunu geçirelim. Boncukları takalım. Telden birkaç yağ yapalım. Kalan kenarını ayaklığa silikonlayalım. LOL bebeğimizin labirent oyunu hazır ve yapmamız sadece birkaç dakika sürdü. Annesi meşgulken artık bebeğimizin yapabileceği bir şey var. Bu cips kutusuyla yapabileceğimiz bir şey var. Alt kısmını maket bıçağıyla keselim. Üst kısmındaki halkayı keselim. Küçük ahşap çubuklar alalım ve kapağın çevresine yapıştıralım. Halkayı üstüne yerleştirelim. Kenarlarını şeffaf kumaşla kaplayalım. Üst ve alt kısmını parlak köpük kağıt şeritlerle süsleyelim. Ayak yerinin altına 4 boncuk yapıştıralım. Çocuk parkını renkli toplarla dolduralım. LOL bebeğimiz buna çok sevindi. Artık top havuzunda bir saat oynayabilir. Şimdi de iki pompon ve dekoratif tel alalım. Telden küçük bir parça keselim. Kıvıralım ve pomponların iki ucuna yapıştıralım. Kalplerle süsleyelim. Artık bebeğimizin parlak ve sıcak kulaklıkları var. Bunlar kesinlikle sınırlı üretim. Bir sonraki fikir için parlak köpük kağıt alalım. Böyle kalp şeklinde gözlükler keselim. Göz boşluklarını yapalım.
Bir ataçtan iki parça keselim ve gözlüğün üstüne sabitleyelim. Şeffaf plastikten gözlük camı yapalım. LOL bebek için son moda gözlüklerimiz hazır. Bunlarla istediği gibi övünebilir. Çünkü artık onu sevmeyenleri görmeyecek. Şimdi de küçük, düz, kare şeklinde bir kutuya ihtiyacımız var. İkiye keselim. Yarımlardan birine iki delik açalım. Ortasına ve kenarlarına iki kesik yapalım. Delikleri bantla kapatalım. Kenarlarını desenli kağıt şeritlerle kaplayalım. Yarım boncuk tutma yerlerini dolaba yapıştıralım. İkinci yarıdan da tek kapalı bir dolap yapalım. Bir kutu daha alalım. Bir kısmından mutfak dolabı yapalım. Açılan kapaklar sabitleyelim. Üst kısmına bir kat lila mukavva yapıştıralım. Ve üstüne de bir parça beyaz mukavva. Önüne iki altın kaplamalı düğme yapıştıralım. Bunlar açma kapama butonu olacak. Beyaz yüzeye siyah zımbalar yerleştirelim. Bunlar ocağın parçaları olacak. Mukavva parçasına dolapları yerleştirelim. İşte oldu. Mini LOL mutfak hazır. İçinde ihtiyacımız olan her şey var. Ocak ve geniş dolaplar. Lezzetli bir şeyler pişirebilirsiniz. Bir sonraki LOL fikri için minik bir patlamış mısır kartonu şablonuna ihtiyacımız var. Keselim, hatlarından kıvıralım ve birbirine yapıştıralım. Gerçek patlamış mısır alalım ve küçük parçalara ayıralım. Kabı dolduralım. Favori filmimizi seyretmek için arkadaşlarımızı çağırabiliriz. Şimdi de plastik pipetlere ihtiyacımız var. Pipetlerden birine bir tel yerleştirelim. Bu şekilde kıvıralım. Aynı şeyi ikinci pipete de yapalım. Pipetlerin kalanını da eşit parçalara ayıralım. Tabanlara yapıştıralım. Rahat bir sandalyemiz oldu. İkinci sandalyeyi daha küçük yapalım. Artık küçük bebeklerimizin birlikte zaman geçirecek bir yerleri oldu. Bir sonraki pratik bilgi için dikdörtgen bir beyaz mukavva parçası alalım. İkiye katlayalım. Bacak yerine güzel boncuklar yerleştirelim. Köpük kağıttan 4 dikdörtgen keselim. Mavi mikrofiber bezden bir kılıf keselim. İkiye katlayalım ve tüm kenarlarını yapıştıralım. 4 parça yapalım. LOL yastıkları üste koyalım. Tüm yastıkları koltuğa silikonlayalım ki düşmesinler. LOL koltuğumuz oturulmaya hazır. Arkadaşlarımızı çağırabiliriz. Herkesin oturması için yer var. Tabii küçüklerse. Şimdi de çift taraflı pullu bir kumaş alalım. Ters şekilde katlayalım. Bir kenarını aynı şekilde bırakıp dikelim. Ters yüz edelim. Polyester dolguyla dolduralım. Kalan kenarını dikelim. Çok yumuşak ve rahat bir yastık elde ettik. Üstüne bir etiket yapıştıralım. İkinci yastığı daha küçük yapalım. Öyle parlaklar ki gözlerimizi onlardan alamıyoruz. Favori koltuğunuza çok yakıştı. Bir sonraki pratik bilgi için tele ve bir parça pembe benekli kumaşa ihtiyacımız var. Kumaşı ters şekilde katlayalım ve kenarlarına dikelim. Ters yüz etmek için bir ahşap çubuk kullanalım. İçine bir parça tel yerleştirelim. Kalan ucunu silikonlayalım. Esnek bir kurdelemiz oldu. LOL bebeğimiz artık yeni moda aksesuarını deneyebilir. Böyle bir baş aksesuarı ev buluşmalarında ve kız arkadaşlarla yürüyüşe çıkarken kullanılabilir. Şimdi bir parça mikrofiber kumaş alalım. Bu şekilde parçalar keselim. İlkini dikelim. Ters yüz edelim. Kenarlarına cırt cırt sabitleyelim. Artık açıp kapatabilirsiniz. Sonra 3 kapüşon parçasını birbirine dikelim. Bunu pijamaya dikelim.
Üstüne beyaz köpük kağıttan yapılmış komik kulaklar yapıştıralım. Ve arkasına da pompondan yapılmış komik bir kuyruk. Artık LOL bebeğimizin şık bir kigurumi pijaması oldu. Çok rahat ve sıcak. Tatlı rüyalar bebeğim. LOL bebek fikirlerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki oyun fikirlerini kaçırmazsınız.